Yani geçinmek bu dönemde biraz zor. Şu anda yani faturalar değil, gıda da, her şeyde yani %200'ün üstünde. Bence ekonomik krizin en baştaki sebep savaş. Ülkemizin savaşa harcadığı para, ekonomi bitti, tarım bitti, hayvancılık bitti. Bu bölge hayvancılıkla geçinir. Hayvancılık sıfırda. Eşitlik, özgürlük olduğu zaman, hukuk, hak olduğu zaman, insanlara eşit davranıldığı zaman, yani toplum, şeyin, hükümetin hakkını bir tuttuğu zaman el birliğiyle düzelir. Ama o da biraz zor. Geçen sene süt 30 liraydı. Bu sene süt 60 lira 5 kilo. Görüyorsun, van peniri. Duyduk duymadık demeyin. Şöyle, ot yükseldi, yem yükseldi. Köylü ne yapsın? Mecburen o da zam yapacak. Geçen sene 10 kilo alan, bu sene alıyor 3 kilo, 2 kilo. Gücüne göre, kuvvetine göre alıyor. Vatandaş zor durumdadır. Ne geçinmesi ya? Geçinmek mi olur? Ben kendim emekliyim. 3,5 milyon maaş alıyorum. Geçen şimdi 5,5'a çıktı ama yetmiyor. Benim 10 tane nüfusum var. Elektrik faturası 700-800 geliyor. Doğal gaz 2000 lira geliyor. Su 250 bin lira geliyor. Mutfak masrafı zaten 10 bin lira da yetmiyor. Millet yazık, günah. Yani mesela bizim memlekette biz çalışıyoruz. 3 ay, 4 ay, 5 ay karın altında kalıyoruz. Hepsi gariban. Sen git postahanaların önüne. Binlerce insan sıraya girmiş. Herisine 1000 lira, 600 lira, 700 lira bir maaş veriyorlar. O da adam sabah namazında sen kalk gel gör. Bak milletin halini, millet ne haldadır. Birbirlerini yiyorlar. Hayır, geçinemiyoruz. Çok fazla arttı kesinlikle. Mesela biz evde 2 kişi geçiniyoruz. Kesinlikle batıda yaşayamazsın. Bir kişi bir evi hayatta geçindiremez çalışmazsa. Faturalar mesela sanki bilerek, yani bir kişinin ödememesi için bayağı arttı. Ödeyemiyoruz yani, geçinemiyoruz. Çözümü bilmiyorum ama yani bence halkın buna bir dur demesi lazım. Herkesin bunu yapması lazım. Nasıl geçinebiliriz? Biz asgari bile almıyoruz. Şu an lokantada çalışıyorum, çaycılık yapıyorum. Ayda aldım 5000. Neyle geçinebiliriz? Ekmek mi alabilirim, peynir mi alabilirim? Hiçbir şey alamıyorum gerçekten. Çabuk Recep Tayyip Erdoğan kim olacak? Başka biri olabilir mi? Türkiye yöneten odur. Kimse yönetmiyor. Yani en azından bu değişmeli yani. Bu kanun artık değişmeli. Artık yani başka birine emanet etmeli. Yani batırdı gerçekten. Türkiye'yi batırdı. Geçinemiyoruz. Ekonomik kriz oldukça yüksek. Yani dibi vurdu diyebiliriz. Halkın alım gücü neredeyse sıfırın altına inmiş. Şimdi krizin nedeni hükümet politikaları diyebiliriz. Yani Türkiye iyi yönetilemiyor. Dolayısıyla savaş politikaları, sürekli kaos ortamı, şüphedir ki siyasi sorunlar sonucunda ekonomik ve toplumsal sorunlar ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla siyasi sorunların başında da zaten Kürt sorununun çözülememesinden kaynaklı savaş, savaştan kaynaklı da halka yansıyan derin ekonomik krizler diyebiliriz. Yani çözüm elbette ki siyasi olacak. Yani dolayısıyla halkların birlikteliğini esas alan demokratik, siyasi, diyalog yollarıyla bu sorunların çözülmesi lazım. Yani Türkiye'nin demokrasi sorunun, insan hakları sorunun, yine Kürt sorunun, diplomasi sorunun çözülebilmesinin temel yolu elbette ki diyalog ve siyasi yollarla çözüm olacak. Yani çatışmalarla, savaşlarla bu sorunların giderilebilmesini düşünmüyoruz. Ve umarız ki önümüzdeki seçimler buna vesile olur yani. Vallahi geçiremiyoruz. Vallahi geçim çok zor olmuş. Çalışıyoruz da bile bu masraf altında çıkamıyoruz. Alıyorsun satamıyorsun. Satıyorsun alamıyorsun. Yani işte bu saha. Yani kudu durumlarında. Deve millet lira çözümey bebini. Kudu abla fatura bugün yine 450 milyon elektrik faturası gelmiş. Vallahi ödeyemiyoruz. 3 tane kiri üzerine düşmüş. Onu da ödeyemiyoruz. Sen bu cevizi 30'a alıyorsun, millete 40 diyorsun. Diyor yok, 30'a ver bana. 30'a al, 30'a ver, ne anladı bu işte?
Hani diyor ya, al beşe ver beşe nalet gelse bu işe. Ece Azizçe Beyce abi. Bak gelen yıl geçen yılı aratıyor. Gerçekten. Ne kadar gittikçe gittikçe zorlaşacak. Hocam mesela bir para kazanacağımıza, daha çok kendimizi yükselteceğimize, telefon olsun, daha çok düşüyoruz. Telefonlarımızı satıyoruz, arabalarımızı satıyoruz. Hani gittikçe düşüyoruz. Yani ekonomi olarak çok sıkıntılara düşmüşüz. Çalışıyoruz, kira veriyoruz, vergi veriyoruz. Yani para kazanacağımıza daha çok cebimizden yiyoruz parayı. Faturaları valla bak, ben şimdi bugün kredim, 2 gün önce telefonumu sattım kredi yüzünden, fatura yüzünden. Telefon faturası olsun, kredi olsun. Yani insan mesela bugün benim faturalarım var. Kredinin ayrı faturası, telefon faturası, hepsi üst üste binmiş. Yani insan düşünemiyor mesela, geceleri olsun, sabahları olsun nasıl ödeyeceğimi düşünemiyorum. Çünkü sıkıntıya düşmüşler. Yani herkes için diyorum. Hiçbir esnaf iş yapmıyor. Hiçbir insan geçinimini sağlanamıyor. Bu krizin sebebi yani başımızda olan bir insandır. Onun yüzündendir. Yani açık açık söyleyeyim. Hani bu gençlerimizin, bizim gibi gençlerimizin ilerisi yok yani. İlerimizi görmüyoruz. Yani bizim bir ilerimiz yok. Evlenince ilerimiz yok. Bir iş kurma ilerisi yok. Askeri maaş 8 milyar 500 oldu. Herkes seviniyor. Niye seviniyorsun kardeşim? Faturalar yükseldi. Doğalgazlar yükseldi. Yani her yerden çıkarıyor o parayı.